Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dünya Avukatlar Günü. Sevgili avukat kardeşim Celal Bora Unatır kardeşimize selamlar olsun. Bak davalara girerken Aziz Başkan'a mutlaka selamlar söylüyorsun. Öyle terbiyesinin üzümü yok. Bak ay bak Şekip Bey ile birlikte koridine hareket edeceksiniz. Ya, ya Merhabatçı'nın kimseye yedirmeyin ya. İşin şakası bir taraf ama <laughs> Avukat bayağı arkadaşım var. Hepsine buradan tek tek selamlar olsun. Ee, gerek Kayseri'de gerek başka şehirlerde gerek İstanbul'da birçok arkadaşımız var. Hepsine buradan tek tek ayrı ayrı selamlar olsun arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar Fenerbahçe'de biliyorsunuz bir derbi var. Derbi öncesinde antrenmandan notları da verelim. Ee, SporToto Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezon 32. hafta maçında 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçemiz derbi maçın hazırlıklarını öyle saatlerinde Can Bar testlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu ısınma koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas organizasyonlarıyla devam etti. Şut çalışmalarıyla da sona erdi. Yarın yine Can Bar testlerinde yapacağımız antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüreceğiz. Şimdi arkadaşlar e, ben futbol takımımızla ilgili şunu söyleyeyim. Ee, ya da önce bir anekdot paylaşayım. Kısa bir anekdot. Arda Güler pazar günü oynanacak derbi de. inşallah nasip olur. Fenerbahçe kazanır. Önce Fenerbahçe'nin kazanması için dua ediyorum. Sonrasında Fenerbahçe e, kazanırken Arda Güler gol atarsa Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde gol atan en genç futbolcu olarak adını tarihe yazdıracakmış. İnşallah da bu kutlu, bu güzel... Ee, şey nasip olur. Söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. Bakınız Fenerbahçe-Galatasaray derbileri önemli derbilerdir. Yani e, önemli derbilerdir. Bu derbilerle ilgili karşımızdaki rakibin de en az yani hemen hemen diyeyim hemen hemen bizim kadar taraftarı olan bir e, takımdan taraftardan bahsediyorum. Bak bizim kadar ve bizim kadar taraftar olan bir takıma karşı hani ifadelere dikkatli kullanmak lazım. Şimdi bazı ülkemizde bazı taraftar kitleleri var. Ne dersen de küfür olarak algılıyorlar. Hani de ki işte atıyorum şu takım çok iyi oynuyor. İşte şu sıralamayı hak ediyor. Aa sen bize küfür ettin ana avrat sövdün diyorlar ama bu öyle bir şey değil. İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları var arkadaşlar. Galatasaray maçına ilişkin derbi maç öncesinde açıklamaları var. Yani ee, Başarılı orta saha oyuncusu İrfancan Kahveci Fenerbahçe televizyonunda yayınlanan günün röportajı programında konuşmuş. Pazar günü oynanacak derbine ilgili. Ben direkt konuşmalarına geçiyorum. Hani hazırlıkların güzel gittiğini, moralli olduğunu söylüyor. Bir günlük izin ardından güzel bir antrenman yaptık. Yarın daha da tempomuzu arttıracağız. Genel anlamda hazırlıkların iyi gittiğini söyleyebilirim. Derbi havasına giriyoruz. Daha önceki maçlardan gelen bir seriyle moraller yerinde. Herkesin yüzü gülüyor. Güzel bir ortam var. İnşallah en güzel şekilde hazırlanacağız." dedi diyor. Şimdi çok güzel. Buraya kadar müthiş. Maç kazandıktan sonra o seriyi yakaladıktan sonra gerisi geliyor. Takım daha da moralleniyor. Oyuncuların performansı da artıyor. Zaten galibiyetler peşi sıra geldiğinde takım daha çok takım havasına girmiş oluyor. Daha güzel görüntülerin ortaya çıktığını söyleyebilirim. Moraller yüksek olduğunda özgüven de artıyor. Taraftarımız da bu galibiyet serisinden sonra bizimle beraber ve onlardan aldığımız güçle herkesin özgüveni artmış durumda. Bu seriler tabii ki takım için çok önemli. İnşallah serileri devam ettiririz diyor. Müthiş. Taraftarımız bazen sistemlerinde haklılar. Çünkü bizden daha çok şey bekliyorlar. Bizden daha iyi, daha çok performans bekledikleri için haklılar. Hiçbir zaman bir şey diyemem. Seriye başladığımız zaman onların gücüyle daha da iyi performans sergiliyoruz. Onlar arkamızda durduğu sürece, yanımızda olduğu müddetçe biz bu seriyi devam ettiririz diyor. Taraftarımızın benden beklentisinin çok yüksek olduğu için bazen sitem edebiliyorlar. Onları da bu hakkı tabii ki. Çünkü büyük bir bonservis ödenerek alındım. Yetenekli bir oyuncuyum. Onların beklentisi çok yüksek benden. Tabii ki bu süreçte biraz şanssızlıklarda yaşadım ama hiçbir zaman pes etmeden çalışmaya devam ettim. Çünkü onların yüzünü güldürmek istiyorum. Benim performansım arttığı zaman hem onların yüzü hem de benim yüzüm gülüyor. Aynı şekilde özgüvenim de daha çok oluyor. Elimden geldiğince çok çalışıyorum. Her şeyime dikkat ediyorum. Beslenmeme, uyku düzenime. Ayrıca ekstra çalışmalarıma da dikkat ediyorum. Çünkü bu sakatlıklar benim için iyi oldu diyebilirim. Çünkü daha iyi yaşamayı, daha iyi çalışmayı, ne zaman ne yapabileceğimi öğrendim diyebilirim. Aslında hepsi bir tecrübe. Bundan sonraki elimden gelince takıma katkı sağlamak istiyorum. İnşallah böyle devam eder diyor. Potansiyelimi şu anda %50'sini yansıtabiliyorum. Çalışmaya devam ediyorum. İnşallah %100'ümle potansiyelimi öne çıkaracak şekilde devam ederim diyor. Derbi tabii ki özel bir karşılaşma ama her zamanki gibi hazırlanmaya devam ediyoruz. Ligin ilk yarısında da derbi oynadık. Oradan da güzel bir galibiyette dönmüştük. Temennimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılmak. Müthiş. Ancak şu açıklama biraz hoş olmamış. Yani ee, derbi öncesi skandal Galatasaray açıklaması diyebilirim ben. Yani yani taraftar çok kızacak diyeyim. Ben başta da bunu koyayım. Bakın arkadaşlar Galatasaray'a ilgili ne diyor İrfan Can Kavici? Şu anda baktığımızda rakibimizin bir iddiası yok. Tek amaçları bizi yenmek olacaktır. Bizim ikincilik için büyük bir iddiamız var. Aynı şekilde bir serimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu maça konsantre olacağız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Yeneceğimizi de düşünüyorum. Çünkü bizim kadro kalitemizin onlara göre daha üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. İnşallah yeneriz. Şimdi özgüven iyidir. Videoya girişte söylediğim gibi. Ama özgüveni ukalalıkla karıştırırsam bu hoş değildir. Ya rakibin bak. Rakip Galatasaray. İster sevin ister sevmeyin. İşte ha şimdi Trabzonsporlara, Beşiktaşlılara, Galatasaraylılara, Kayserisporlulara, ne bileyim Adana Demirsporlulara, işte Konyasporlulara sorun. En sevmediğiniz takım kim deyin? Bak en sevmediğiniz takım kim Açık ara. Rakiplerin tamamı Fenerbahçe diyecektir. Tamamı. Niye diyin? Yani sebep deyin. Birçoğu sebep bulamaz. Uydururlar. Aziz Yıldırım şöyle böyle falan filan uydururlar. Taraf yani rakipler senden bu kadar seni bu kadar sevmiyorken ya şu açıklama hoş olmuş mu? Olmamış. Arkadaş çık maçına. Oyna topunu. Kazan. Çık. Ee, langide lang, lang ebe gümecimi mi söylüyorsun? Bilmem zıkkıdı zıkkıdı bir şey mi söylüyorsun? Ne yapıyorsan yap. Yani çık yap ya. Ben şu açıklamayı hoş görmüyorum arkadaşlar. Bak ne kadar olsun ya. Hepimizin akrabası var, sevdikleri var, tanıdıkları var. Farklı takımları tutan. Şu açıklam. Ya Beşiktaş Galatasaray Barcelona maçından fark yemeden geldi ülkemize. İyi de oynadılar diyebilirim. İkinci maçta daha fark yemeyi hak ettiler. İlk maçta daha az hak ettiler. İyi kapandılar ettiler. Hani oyunu kuralına göre oynadılar. Maç ertelensin dediler. Beşiktaşlar kabul etmedi. Ya manyak Beşiktaşlar kabul etsenize adamları durduk yere kinlendirdiniz. Durduk yere gazladınız. Durduk yere motive ettiniz. Bakın bazı maçların motivesi farklıdır. Durum bu. İrfan Can da şimdi motive etmeye çalışıyor. İnşallah motive edemez. Takım içinde konuşmaya başladık. Aslında Kayseri maçından önce bile konuşulmaya başlandı. Ama tabii Kayseri maçına odaklanmıştık. Şimdi derbi konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle Mert de bizim Galatasaraylı olan transfer döneminden dolayı ikimizin arasında olan konuşmalar da var. Yabancı oyuncular da bilincindeler. İlk devrede beraberdik. Onlar da nasıl bir derbi olduğunu biliyorlar. Dünyanın en büyük derbilerinden biri Fenerbahçe Galatasaray maçı. O nedenle herkes bilincinde. Bence dünyanın en büyük derbisi. Şimdi diyor ki Hoca zaten hep bizimle birebir konuşuyor. Derbi içinde konuşuyoruz. O da mutlu. Derbi havasına girdi. Seri olduğu için de yüzü gülüyor. İnşallah böyle devam ederiz. Hoca ile güzel bir iletişimimiz var. O zaten Fenerbahçe'nin içinden gelen bir insan. Her zaman nasıl daha iyi olabiliriz'i konuşuyoruz. Takımla yaptığı toplantılarda, analizlerde bunu gösteriyor. Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Alanya ve Kayseri maçlarını farklı kazandık. Ligin ilk devresinde böyle farklı galibiyetlerimiz yoktu. Performanslar arttı. Özgüvenler yerine geldi. Yani bazen düşüş olabiliyor. Herkesin performansı arttı diyor. Yani böyle skorlar daha çok bulabiliriz düşünüyorum diyor. İnşallah devam eder. Daha fazla olabilir. Sakatlığımdan dolayı oynayamadığım maçlar oldu. Konya maçındaki golüm güzeldi ama Kayseri maçındaki golüm bu sezon gollerim içinde en güzeli diyebilirim diyor. Bence de. Golden çok asisten daha fazla keyif alıyorum. Daha çok asist ve gol atmayı deneyeceğim. Bunun için de çalışıyorum. İnşallah devamı gelir. Bizim için derbi önemli. Her maç önemli. Bizim amacımız bundan sonraki her maçı kazanmak. ya yani çıkabildiğimiz kadar üst sıralara çıkmak. Kayseri maçındaki golümü hem eşime hem doğacak çocuğuma armağan ettim. Kayseri'de küçük kardeşimiz topu vermedi. Aslında suç onda değil. Onu o psikolojiye sokan insanlarda. Sonuçta ben sevinci yapıp topu geri vereceğim ona. Kardeşimiz küçük olduğu için idrak edemiyor olabilir. Suçu aslında onun etrafındaki insanlarda buluyorum. Sonrasında soyunma odasında arkadaşlarım sevinci yaptık. Taraftarlarımızdan beklentim maç bitene kadar bize destek olsunlar. Yanımızda olsunlar diyor. Yani zaten öldü, öldü oldukça bizi stadımızda yenebilecek takım yok. Diğer takımlarda oynarken Şükrü Saraçoğlu'nda geldiğinde o büyülü havasını hissediyordum. Taraftarımız yanımız olduğu sürece o stat'tan kimse çıkamaz. Derbi aslında dışarıdan izlemek daha heyecanlı. İçerideyken tabii ki o heyecanı yaşayamıyorsun. Yani e, küçüklükten beri dışarıdan izlediğim için o derbileri izlerken daha heyecanlı oluyor. Kayseri maçında güzel bir gol attım. İnşallah derbide de atarım. Yapamadığım sevinci de belki bu sefer bizim statta yaparım. Maça bütün ailem gelecek demiş. E, durum Fenerbahçe yönetimi Galatasaray galibiyeti için takıma özel bir prim verecek. Prim miktarının yüksek olacağı söylentileri var. Normalde yani Ali Koç döneminde prim verilmiyordu. Ee, Perşembe günü önce futbolculara açıklanacağı söyleniyor. Özel bir motivasyon kribiyle hazırlanacağı iddiaları da var. Alex, Lugano, Hoydon gibi yıldızların eski derbi golleri izlettirilip takım coşkusu arttırılacak diye. Galatasaray'da muhtemelen TRT çocukta e, Pepe'yi... <laughs> Bak mesela bu benim söylediğim normal ben şakacı bir insanım. Herkes benim niyetimi bilir, şaka yaptığımı bilir. Bir de hani Galatasaray takım A bize TRT çocukla ilgili şey yaptı, şaka yaptı. Gidelim biz maça asılalım demez ama futbolcuların dikkat etmesi lazım. Yani skandal konuşma bu arkadaşlar. İnşallah e, pozitif hava bozulmaz, dağılmaz. Fenerbahçe pozitif bir şekilde sürdürür. Derbi maçlarının sonucunu kestirmek imkansızdır ama bu tip maçlar 3 sonuca da açık maçlardır. Ya Fenerbahçe bir farkla kazanır, ya Fenerbahçe iki farkla kazanır, ya Fenerbahçe üç ve üzeri farkla kazanır. E, temkinli olmakta fayda var diyeceğim. Espriyi böyle yapayım. Bunu bir Galatasaraylı arkadaşım söylemişti zamanında. Dedi ki ya dedi böyle bir söz duydum dedi. O sezon 4-0 mi ne yenmiştik? İnşallah bu sene de 4-0 nasip olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir beğeniyi çok görmeyin. Görüşmek üzere.